Arkadaşlar 7. soruyla karşınızdayız. Ekranımıza geldi. 7. sorumuz ne diyormuş bakalım. Aritmetik ortalaması 24 olan 5 sayıya hangi sayı eklenirse bu 6 sayının aritmetik ortalaması 27 olur. Mükemmel bir soru. Yıldız atıyorum. Diyorum ki sınavda, denemede, testte mutlaka bu tip bir soru karşınıza gelir. Şimdi aritmetik ortalaması 24 olan 5 sayı. O zaman bunların toplamı kaç? 5 çarpı 24 değil mi? Biz her zaman tüm sayıların toplamından hareket ediyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Konu anlatımımızda da buna bahsetmiştik. 5 çarpı 24 ne olacak arkadaşlar? 120'ymiş bu 5 sayının toplamı. Hangi sayı eklenirse bu 6 sayının aritmetik ortalaması 27 olur. Ya arkadaşlar ben hangi sayı olduğunu bilmiyorum ama bu 6 sayının toplamını bulabilir miyim? Evet. 27 çarpı 6 diyelim. 6 çarpı 7 42 elde var 4. 6 çarpı 2 12 4 de elde var 16. 162 olacakmış arkadaşlar. 6 sayının toplamı. 5 sayıyken bunlar 120 idi. Bir sayı eklenince toplamı 162 oldu. Nasıl gördük arkadaşlar? Aradaki fark nedir? 42 sayısıymış. Bu eklenen diğer sayımız diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel bir soruydu. 8. soru karşımıza geliyor arkadaşlar. 8. soruyu ekranlarımıza aldık. Okuyoruz. İki firmanın 4 ayda sattığı ürünlerin sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. İşte A firması, diğeri de B firması. Grafiğe göre iki firmanın sattığı ürünlerin sayıları arasındaki fark hangi ayda en fazla olmuştur? Şimdi arkadaşlar şu A ile başlıyor. Şu da B grafiği oluyor. Tamam mı? Bakın her aydaki farklarına bakacağız. Mayıs ayında A ile B arasındaki farka bakıyorum. 50 ile 20. Mayıs'ta yazıyorum buraya. 50'den 20'yi çıkarırsak 30 ürün farkı var. Haziran'a bakıyorum. 30'a 10. Haziran'da arkadaşlar bu farkı hesaplıyorum. 30'dan 10 çıktı 20. Sonra Temmuz'a bakıyorum. 20'den 10 çıktı. Temmuz yazıyorum. 20'den 10 çıkarsa 10. Ağustos'a bakıyorum arkadaşlar. Bu da 40'tan 30'muş. Ağustos'ta da 40'tan 30'u çıkartırsak burada da 10 fark var. Peki en fazla hangi ayda fark oluştu dersek arkadaşlar. Mayıs ayını görüyoruz. Cevabımız A şıkkı olaraktan karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. 9. soru. Evet. Ekranlarımıza geldi. 9. soruyu okuyorum. Aşağıdaki grafikte bir ilin 5 günlük sıcaklık değerleri verilmiştir. 10, 20, sırasa bakın. 10, salı 20, çarşamba 15, perşembe 10, cuma 25. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bu grafiğe göre en sıcak gün cumadır. Bakıyoruz cuma 25, daha sonra bu grafiğe ulaşmış mı grafik buraya? Hayır. Bu doğru. Pazartesi ve perşembe günlerinin sıcaklığı aynıdır. Pazartesi ve perşembe ikisinde de 10 derece aynı mıdır? Evet aynıdır arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. 5 günün ortalama sıcaklığı 16'dır. Bunun için ne yapacağız? 5 günü topluyoruz. 10 salı günü, 20 çarşamba günü, 15 perşembe günü, 10 cuma günü, 25 topluyoruz. Evet 5, 5 daha 10 elde var 1. 1, 2 daha 3, 4, 5, 7 elde var 1'di 8, 80. 80'i kaça böleceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 günümüz var. Aritmetik ortalamamız buradan ne çıktı arkadaşlar? 16. Hemen C işaretleyelim mi? Sakın diyorum. Hayır diyorum. Kontrol edelim ki ola ki yanıldık. Pazartesi ve salı günleri arasındaki sıcaklık farkı en fazladır diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Pazartesi ve salı günleri arasındaki sıcaklık farkı en fazladır. Pazartesi'den salı arasındaki fark 10 derece arkadaşlar. Pazartesi salı arası 10. Ama herhangi peş peşe gün demiyor ki. Mesela perşembe cuma peş peşe dese bile perşembe cuma arasındaki fark 10'dan 25'e çıkmış 15 derece. En fazla bu değil arkadaşlar. Dolayısıyla 9'da Denizli şıkkının yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Geçiyorum 10. soruma. 10. sorum biraz daha uzunmuş. Karşımıza geldi. 10. soruyu okuyorum. Yandaki tablo 4 farklı otomobil markasının üretim sayıları verilmiştir. K'nın 5000, L'nin 15000, M'nin 10000, N'nin 25000. Tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar her biri
Ne olacak burada? Üretim sayıları 1000 diyor. Üretim sayıları 1000. Şimdi K5, L15, M10, N'de 20'ymiş burada. M'ye kadar doğru, N'ye yanlış gitti. Şimdi 5, 15, 10, 25. Bir daha kontrol ediyorum. K'ninki 5000, L'ninki 15000, M'ninki 10000, N'ninki 25000. İşte bizim aradığımız cevap bu. Ama diğerlerine de bakalım. 5000, 15000, 20000. 20000 değildi. 5, 15, 10'du. 5 ile başlayacaktık. Burada da 10 ile başlamış arkadaşlar. Bu da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız sütun grafiğinde B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ne kadar kendimizden emin de olsak mutlaka arkadaşlar hepsini kontrol ediyoruz ki yanılmayalım diye. Şimdi 11. soru ekranlarımıza geliyor. 11. soru şu. Bahçede 20 vişne ağacı bulunduğuna göre kaç elma ağacı vardır? Soru ne diyor peki? Aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçedeki ağaçların sayılarının türlere göre dağılımı verilmiştir. Vişne 100, kayısı 160 ise 160, 360'tan 160'ı çıkartırsam 200 derece, elma 200 dereceymiş. Tamam mı arkadaşlar? Bunu gördüm. Şimdi bahçede 20 vişne ağacı, 100 dereceye 20 ağaç karşılık geldiğine göre elma ağacı kaç derecedir diyor. Burada da arkadaşlar derecelerle beraber sayılar arasında şöyle bir orantı kuruyoruz. Diyoruz ki 100 derece kaç ağaca karşılık geliyormuş? Vişne ağacı 20 ağaçsa arkadaşlar. Peki elma ağaçları kaç dereceydi? 200 derece. 200 dereceye ne düşecek dersek hemen 2 katı, bunun da 2 katı olacağını hesaplarız ya da 200'de 20'yi çarpıp 100'e böleriz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ben orantının her zaman daha işe yaradığını, daha kolay olduğunu söylerim arkadaşlar. 2 katına çıktı. Elmanın 40 ağaç olduğunu görürüz. Kayısı kaç ağaç? Onu da bulalım bakalım. 100 derece 20 ağaçsa 60 derece kaç ağaç? X diyelim arkadaş. Bunu da Y diyelim arkadaşlar. Burada da orantı şu. Hocam burada orantıyı bulamadın. Ama bakalım sağa doğru orantı var. 5'e bölünmüş. Bu da 5'e bölünecek. Y'nin de 12. Kayısının da 12 ağaç olduğunu isteseydi bize tüm ağaç sayılarını da sorabilirdi arkadaşlar. Ama basit sormuş. Sadece elma ağaçları ne kadar demiş? Ceyhan şıkkında karşımıza elma ağaçlarının adedi çıkıyor. Şimdi geliyorum bir sonraki sorum. 12. soru ve son soru. Diyor ki 9, 10, 11, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdaki yerden hangisinde bir değişiklik olmaz diyor. Bakın çok önemli ve finalde çok güzel, dikkat çekici bir soru. Dikkat edelim. Ortanca. Şimdi bakalım sırayla sıralamış. 9, 10, 11, 13, 13, 13, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, dördüncüsü. 1, 2, 3, 4. Ortanca bu. Değil mi şu anda? 15'i çıkartırsak 6 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çift olunca ne oluyordu? 3. ile 4.'ünün aritmetik ortalaması. Yani 11 ile 13'ü toplayıp 2'ye bölüyorduk. O zaman da 12 oluyordu. Ortanca değişti 15 çıkınca, değil mi? Bak gitti şimdi. B'ye bakıyorum. Tepe değer. Tepe değer neydi? En çok tekrar eden. Zaten okuduğunuzda direkt cevabın bu olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Tepe değer burada değişmiş mi sevgili arkadaşlarım? Bakın 13 sayısı 3 defa tekrarlanmış. Diğerlerinin her biri birer defa tekrarlanmış. O zaman ne oldu arkadaşlar? 13 sayısı 3 defa tekrarlandığı için biz 15'i attığımızda tepe değer değişecek mi arkadaşlar? Değişmeyecek değil mi? Yine 13 var. Çünkü hani bu 3 4 defa tekrarlandı da 3'e düştü. Sonra tepe değer ne olacak? İşte bu da 3, bu da 3. Tepe değeri paylaştıracağız gibi bir konu yok. Açıklık. Şimdi açıklık neydi? En büyük ile en küçük arasındaki farktı. 15 varken 15-9'dan açıklık neydi? 6'ydı. 15 yokken ne olacak? En büyük 13, en küçük 9. Açıklık ne olacak? 4 olacak. Aritmetik ortalama. Şimdi aritmetik ortalamaya bakıyoruz arkadaşlar. 15 varken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların hepsini topladığımızda. Şimdi toplayalım bakalım bir aritmetik ortalama için bir. 9'da 11'i topladık 20. 10'u topladık. Ne oldu? 30. 39 da burada ne oldu? 69. 69'a 15 toplarsak arkadaşlar 84. 84 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye bölersek
Aritmetik ortalama en başta 12. Şimdi 15'i çıkartırsak direkt 84'ten 15'i çıkartalım arkadaşlar. 84'ten 15'i çıkartırsanız 69'dur. Kaç sayı var? 6 sayı var. Zaten tam bölünmeyecek ama bakacağız şimdi. Bir tane var 6 çıktı 0 9 var. Bir tane var 6 çıktı 3. Ne oldu? Bölünmüyor. Virgül koydum 30 yaptım. Burayı 5 yaptım. 11,5 oldu arkadaşlar. Yeni aritmetik ortalamam. Dolayısıyla değişti mi? Aritmetik ortalama da değişti arkadaşlar. Peki kimde değişiklik olmaz dedik? Tepe değerde. Tabii bunları niçin anlattık arkadaşlar? Bir daha bir test çözerken konu anlatımı da yapalım. Konu anlatımını dinlememiş arkadaşlar mutlaka arada bunu dinliyorsa buradan da bir şeyler öğrensinler diye bu açıdan anlattık. Tabii bunlar test çözümlerimiz. Bu test çözümlerinden önce arkadaşlar biz konu anlatımlarını yaptık. Arkadaşlar konu anlatımlarına nasıl ulaşacaklar arkadaşlar? Kanalımızdaki oynatma listesinde diyelim ki 7. sınıf matematik, 7. sınıf fen dersleri var. Matematiğe girdiğiniz yukarıdan aşağı doğru konu anlatımları zaten konu konu gidiyor. Konu anlatımları bitince arkadaşlar aşağıda test soru çözümleri başlıyor. Ondan sonra bunları da dinleyebilirsiniz ama konu anlatımları ilk yukarıda bulunanlar zaten açıklamasında konu anlatımı diye geçiyor. Oynatma listesinden eğer girerseniz arkadaşlar çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sevgiler, saygılar diliyorum.